Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 17.si düzenlenen İstanbul Bienali bu kez kapsamındaki ilginç bir projeyle karşımızda. Şiir attı. Bienal için yazılan şiirler ki bu bir yıllık süreyi kapsıyordu, şiir hattı başlığıyla artık kamusal alanda. Ve şehrin birçok yerinde 15 şairin şiiriyle buluşuyoruz. Bu ilginç projenin danışmanı, yazar, şair, küratör ve çevirmen Süreyya Evren, bugün bizlerle ve 20 Kasım tarihine kadar sürecek olan, yaşasın 20 Kasım'a kadar süremiz var, bu projeyi kendisiyle konuşacağız. Hoş geldin Süreyya. Hoş bulduk, merhabalar. Ellerinize sağlık efendim. Önce onu söyleyeyim. Çok kapsamlı, çok doyurucu bir proje var karşımızda. Zaten şiirden de mi akan sular durur. Öncelikle evet. Tabii bu projeye nasıl başladık, nasıl başlandı, hayata nasıl geçti ve neden şiir? Bir de tabii Medyascope'dan Cihan Ataş'ın yaptığı röportaja da referans vermek isterim burada. Şiir ile kavramsal sanat ağırlıklı bir bienali nasıl birleştirdiniz efendim? Bu seneki 17. Bienal'in yaklaşımlarından bir tanesi de alternatif bilgi biçimlerine, daha kurumsal olan bilgi alanlarının dışına doğru taşma girişimleri aslında. Başka neler var, nasıl bakabiliriz gibi. Bunun şiir özellikle haberi mevcut denetleyen yapılar, kurumlar, bütün işleyişlerin dışında şiirden alsaydık nasıl olurdu sorusuyla bir tür hani şiirden al haberi fikri başladı. İlk başta Bienal'in küratörlerinden Amar Kan var, şiir hattı projesi için şairlere bir davet mektubu yazdığında orada da bu fantezinin izleri vardı. Fantezi derken de şunu kastediyorum. Bir gazete olsa ama bu gazete sadece şiirlerden olursa mesela nasıl bir haberler alırdık? Proje kapsamında şairler 2021 boyunca Ocak'tan Aralık'a her gün her ay bir şiir yazarlarken o aydan bildirmelerini de bekledik bir anlamda. Yani o zamandan, o günden bu illaki günün politik olaylarının değerlendirilmesi anlamında değil elbette. Herhangi bir gündelik hayat da olabilir, duygu durumu da olabilir ama belirli bir zamandan. Bu şiirden al haberi noktasında şiir hattında yer alan şairleri sormak istiyorum. Hangi eksende seçildiler, hangi bağlamda seçildiler, nasıl çalıştılar, neleri ne şekilde ürettiler? Ve tabii bu şairlerin ortak bir dili, üslubu var mıydı? Hızlı okuduğumda kendi görüşüm bana kalsın. Aslında Süreyya Evren ne diyecek bakalım. Çok çok etkilendiğim şiirler var aralarında. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ne güzel, ne güzel. Şairlerimizin isimlerini sayalım. Evet. Mehmet Sait Aydın, Donat Bayer, Zeliha B. Cenkci, Sevinç Çalhanoğlu, Cevat Çapan, Ersun Çıplak, Devrim Birlik Yapan, Haydar Ergünen, Mehmet Erte, Cem Kurtuluş, Bejan Matur, Mustafa Erdem Özler, Gonca Özmen, Anita Sezgener ve Neşe Yaşın. Bunların hepsi yaşayan, Türkçe yazan 15 şair. Farklı üsluplara, stillere, yaklaşımlara, şiir anlayışlarına sahipler. Farklı kuşaklardanlar. Biraz çeşitliliği ve çokluğu temsil ediyorlar aslında. Yani kendilerinin dışını da. Aynı zamanda farklı kentlerde de yaşıyorlar. Yani şöyle bir çırpıda bakacak olursam, herkes İstanbul'da değil demeye çalışıyorum. Yani işte Sevinç Çalhanoğlu New York'ta, Donat Bayer Londra'da, Ersun Çıplak Adana'da, Devrim Birlik Yapan Ankara'da, Mustafa Erdem Özler Datça'da, Cem Kurtuluş yine Amerika'da, Zeliha Cenkci şu anda Berlin'de gibi. Bir yandan öyle şeyler de, geniş kişilikler de var. Nasıl çalıştılar konusu gerçekten kritikti. Yalnız çalıştılar aslında. Evet.
Her şair kendi poetikasına göre böyle bir programa nasıl yanıt vereceğini tabii ki tasarlamakta da yalnızdı. Üstelik 2021'in bir açılma, bir kapanmalı, daha kamusal yalnızlık dönemlerine de denk geldi. Ve hem kendi şiirlerine böyle bir projeyi nasıl eklemleyecekler, nasıl bir hani poetik yanıt üretmeliler konusunda stratejiler, yorumlar, yaklaşımlar geliştirdiler. Hem de bunları diğer şairlerin ne yaptığını görmeden, duymadan belirli bir ritimle yapmaya devam ettiler. O şekilde üretildi. Biz bunları 2021 boyunca sadece toplayıp biriktirdik. Dışarıya hiç çıkartmadık yani. Bir tek bir açık radyo programında hafiften tadımlık şeyler verildi. Onların da bir kısmı biraz korsan gibiydi. Ansızın şairin sesinden bir şiir okunuyor gibi. Ve şiirlerin şiirsel olarak ortaklıktan ziyade zamansal bir ortaklık. Ve onun dışında hep bir farklılık, çeşitlilik, birbirinden ayrışan, birbiriyle deyip uzaklaşan yaklaşımlar içerdiler. Öyle de olsunlar da istedik. Evet. İki tane de hayatta olmayan şair var programın içerisinde. Onları da evet analım. Bir tanesi Pakistan'dan, Urduca ve Pencap dilinde yazan Fez Ahmet Fez. Diğeri de Nazım Hikmet. Nazım Hikmet böyle biraz bu hayatta olmayan şairlerle dedik ki hadi zamanı esnetelim. Bunu daha başka zamanlara da yayalım. Bugünden geçmişin başka zamanların gündemlerine doğru da yayalım. Ama Nazım Hikmet hangi şairlerle böyle bir programın içerisinde yer alabilir sorusuna da. Yaşayan şairlerin seçtikleri birer şiir istedik Nazım'dan. Dolayısıyla bugünün 15 şairi için en önemli olan Nazım şiirleri olmuş oldu. O da tabii bir Nazım şiiri seçmek zorlayıcı bir başka soruydu şairlerimizden yaptığımız. Birkaç tane olmaz mı? Yani biraz daha çok olmaz mı diyenler de oldu ama hepsinden bir tanesini aldık ve böyle bir Nazım Hikmet seçkisi oluşturmuş olduk. Fez Ahmet Fez'de kızı Salime Haşmi ve Amar Kanvar seçtiler bunlardan katılacak şiirleri. Peki şimdi mekana gelmek istiyorum. Biz zamansal ortaklıktan bahsettin. Mekansal ortaklığı tırnak içinde sana soruyorum. Hangi mekanlarda ne şekilde okurlarla buluşacak bunu merak ediyorum açıkçası. Bu mekanlar İstanbul'da neye göre seçildi? Hangi okur kitlesi hedef alındı? Değil mi? Bu da önemli. Kısaca hazır seni de bulmuşken konuya hakim biri olarak mekan-şiir ilişkisi 21. yüzyılda ne şekilde düşünebileceğimiz bir ilişki? Geniş bir soru ama sen cevap verirsin. Evet, evet bakalım. Şimdi iki aşamadan zaten oluşuyordu gibi düşündük programı hep. Birincisi şiirlerin üretilmesi ve toplanması. İkincisi de bunların hayata karıştırılması. Nasıl hayata karıştırabiliriz, hangi formatlarda bunu yayabiliriz diye düşündüğümüzde. Düşündüğümüz şeylerden bir tanesi şiir posterleri oldu. A3 boyutunda posterler hazırlandı ve çeşitli mekanlarla ilişkiye geçildi ve onlar her hafta değiştirmek suretiyle bütün şairlerden, şiirlerden setler gönderildi onlara. Bunları duvarlarına, vitrinlerine, kendi uygun gördükleri yerlere asıyorlar. Peki bu mekanlar nelerdir dersek? Çoğunlukla sahaflar ve bir miktar kitabevi ama eczane de var, hastane de var, huzur evi de var, şekerci de var. Kırtasiye de var, sinema da var aralarında. Böyle dolayısıyla ansızın karşınıza böyle bir duvarda, bir vitrinde şiirin çıkabileceği hayatta değişik yayılmış noktalar seçtik. Bunların bir kısmı kent dışına da çıktı. Yani işte Diyarbakır'da da var, İzmir'de de var gibi. Öyle bir yayılması da oldu. İstanbul'da belli semtler de var.
değil mi? Evet, evet. İstanbul'daki sayı 50'den fazla. Onların güncel listesi için web sitesine girmeyi tavsiye ediyoruz genelde. Rehberde de listeleri var ama Biennial rehberinde. Yeni eklenenler oluyor çünkü. Eklenenler oldukça onları da güncellediğimiz bir web sitesi var o yüzden. İstanbul'da çok yere yayılmış durumda yani. Daha fazla görme şansı var tabii ki. Ben Ortaköy, Moda diye hatırlıyorum birkaç semt. Ortaköy, Moda, Kadıköy, evet. Beyoğlu, Zeyrek, bir sürü kısa alt var, bir kitabım var. O şekilde yayıldı. Bir tane de şiir kafe, bir kafe bizim daha merkezi bir yerimiz olsun demiştik. Hı. En baştan beri böyle bir fikir vardı Amar'la konuşurken. İstanbul'da gene Pangaltı'daki Nostalji Kitap Kafe, projenin şiir kafesi oldu bir yandan da. Ve orada neler oluyor? Paneller orada düzenliyoruz. Bir tane düzenlediniz değil mi? Evet, bir tane düzenledik. Feyzi Ahmet Feyzi, Nazım Hikmet üzerine gene Amarkan var, Salim Haşmi, onların katıldıkları Şehnaz Boğaz ile beraber. Hatta orada Urduca şiirler de okundu. Şeyde Pangaltı'da Urduca çınladı. Güzel oldu gerçekten. Güzel. Evet. Ayrıca kapalı şiir oturumu da yaptık. Yani onun da kaydını internetten koyduk. Neden kapalı yaptık? Çeşitli şiir dergilerinden arkadaşların da katılımıyla, şairlerin katılımıyla çeviri şiire, şiir çevrilmez, çevrilir mi? Böyle bir şey vardır ya hep. İşte çeviri şiir okumak. O ünlü bir sözden de hareket ettik. Reçel kavanozunu dışından yalamaya benzer vesaire gibi. Çevrilir mi, çevrilmez mi? Ne demektir çevirişi okumak konuda? Böyle bir kapalı oturumumuz oldu. 5 saat süren. Onun kayıtları internette var. Nostalji Kitap Kafe'de proje çerçevesinde üretilen 180 şiirin tümü elle yazılmış defterlerde okurları bekliyor. Onun dışında bir de şiir hattı kitabı yaptık. Ama kitap ve işte posterlerde, başka mecralarda hep üretilen şiirlerden kesitler görüyoruz aslında. Tümünün görülebileceği tek yer Nostalji Kitap Kafe. O defterlerde biraz böyle eski zaman adetlerindeki gibi. Hani öyle eskiden insanlar sevdikleri şiirle tuttukları defterleri olurdu. Onun elle geçirdikleri. Ona bir gönderme, ona bir yeniden canlandırma gibi. Bunlar elle yazılmış defterler, oradan okunabiliyor. Bu elle yazanlardan bir de sensin galiba, değil mi? Evet, ben başlatmak için ilkini yazdım. El yazım korkunç olduğu için daha fazla insan üzmek istemedim. ama ilk başta ilkini bir başlatayım dedim bu nostaljik adımı, nostaljik kafede olan. Perform İstanbul'la işbirliğimiz var. O da mekanlara yayılmanın son olarak onu da söyleyeyim. Bir başka formatı. Perform İstanbul şiirleri okulma performansları yapıyor. Ve bunları farklı kenti farklı noktalarında ve önceden anons edilmeden yapıyor. Yani orada öyle bir esprisi var. O anda kente oradan bir şiir veriliyor. Bunları performansçılar seçtiler o noktaları da. Onları da biz belirlemiyoruz. Evet. Bu arada pek özneliği yayalım gibi fikirlerle de biraz hareket ettiğimiz için mesela mekanların sahaflardan, şekercilerden bahsettik. Onlara set olarak şiirler veriyoruz ama hangisini duvara asacaklarını kendileri belirliyorlar. Ya Biennial kitapçığında böyle hızla karıştırırken şiir hattını fiziksel olmayan mekanlar başlığı altında kullanmışlar. Buna evet. Ne dersin? Evet, yani fiziksel mekanlarda bir şeyler var ama esas varlığı böyle daha havada gibi. İşte konuşurken ya dijital bir yerlere gönderiyorum ya bir iletişime gönderiyoruz, değil mi? Evet. Başka zamanlardan bahsediyoruz. O yüzden de onu yapmışlar sanırım, o şekilde oldu. Evet. Kuşlar ne düşünüyorla birlikte algılanması da hoşuma gitti herhalde. Evet, kuşlar ne düşünüyor? Hangi şiirleri seviyorlar? Evet, çok hoş. Şimdi hemen şunu soracağım. Başka şehirler
Başka şiirler, gerçi şiirlerden bahsettin ama bu Biyanel'in dışında sürecek bir proje olma ihtimali var mı bunun? Ne dersin? Başka şairlerle mesela. Öyle bir şey konuşulmadı doğrusu. Ama hani şiir kafe, keşke böyle şiir özel, şiirle ilgili bir şeylerin sürdürüldüğü bir yer olsa diye bir amarın hep bir vurgusu vardı. Nostalji zaten hani kitapla dolu bir yer. Bilmem, belki birileri ya da biz bir şeyler yapılır. Biraz da açık bir şey. Şiir olunca herkes kendisi de yeni fikirlerle geliyor. Şiir hakkında böyle şunu da yapın, bunu da yapalım falan demek herkes için zevkli. Öyle çok güzel, çekici bir yanı var. Dolayısıyla her an birisi bir fikirle gelip yapabilir. Bir sürü şey öyle oluştu ve gelişiyor zaten. Anladım. Şimdi tekrar kitaba dönmek istiyorum. Kitaba baktığında kitap son derece sakin duruyor ama şiirlere girdiğinde öyle değil. Okuduğunda ya da bu bir yıllık süreci düşündüğünde bizimle paylaşmak istediğin tırnak içinde özel bir şey var mı? Bir anekdot mesela. Ya da bir şiir var mı seni çok etkileyen? Yani anekdot olarak belki şu olabilir. O yalıtılmışlık kısmı ve o sıradaki tek tek şairlerle kurduğumuz diyaloglar enteresandı diyebilirim. Onları hatta panellere de oradan hareketle gittik. Mesela baskı duygusu önemli bir duyguydu. Zaman baskısı. Çünkü şairler sipariş üzerine commissioned şiir yazmaya alışkın değiller aslında. Evet, bu çok önemli bir husus aslında. Evet, bu ilginç bir durum. Yani kendi zamanlarına göre, kendi konseptlerine göre, kendi belirledikleri anlarda şiir yazmaya, ona göre setler oluşturmaya alışkınlar. Ve başkalarıyla aynı anda böyle birlikte bir şey yapmaya da alışkın değiller. Dolayısıyla burada yalnızlık ve birlikteliğin enteresan bir resmi oluştu. Biliyordu ki her şair diğer 14'ü de o ait bir şiir yazıyor içinde bulunan günle ilgili. Ama bir yandan da tek başınaydı. Bunun doğurduğu işte bu baskı duygusu, zaman baskısı. Bir de her ay hızlı geliyordu şairlere çok. Böyle özelden bana... da bir daha, sonra Nisan'da bir daha, Mayıs'ta bir daha gibi. Bu hızlı geliyordu bazen. O yüzden şiir ve baskı dedik. Bir de tabii kuşku da hep oluyordu. Yani yazıyorum ama oluyor mu acaba? Kuşku o kuşku. Ben çağın kuşkusu diye nedense düşündüm. Biz hep şöyle hareket ettik. Çağın şeylerine kendi pratik deneyimimizden çıkıp gidelim. Yani programdaki bir deneyimi, duyguyu alalım. Onu çağın şeyine... O yüzden zaman baskısından gidelim. Bütün şiirin politik baskıdan gündelik baskıya, diğer baskılara gidelim. Çağın kuşkusuna ama bu kuşkudan başlayıp gidelim. Pratik kalkalım dedik. Öznelden genele gidelim diye bir şey. Sanki. Evet, bir de yani özneliği yayalım falan dedim. Onu şeyi de ekleyeyim belki mekanlara, panellere. Her şeyi biz yapmayalım diye de gittiğimiz için. Şiir dergileri de paneller düzenleyecek şiir attığı için. Kasım'daki etkinlikler sırasında işte Buz 9 dergisi, Natama dergisi, onlar da kendi şairleriyle ve kendi belirledikleri şiir gündemleri, yani ne hakkında konuşmak istiyorlarsa, işte Buz 9 mesela dijital çağ ve şiir hakkında konuşmak istiyor. Natama şiirde yeni olan üzerine konuşmak istiyor. Böylece o gündemlerde, yani şiir dergilerinde bugün ne gündem varsa onu da içine almaya biraz çalışan bir program. Süreyya, sen Arter'de yayınlar ve içerik koordinatörü olarak da çalışıyorsun. Yani gene bir somutluk var ortada bakıldığında. Şiirle kurduğun o köprü ikisini nasıl birleştiriyor, onu soracağım sana. Yani... Şiir de somut belki de, bilmem. Şeyde fiziksel mekanlarda yer almamış ama bir başka somutluk belki de. Fiziksel olmayan bir somutluk belki de. Öyle bakabiliriz. Şiir benim için en temel eşlikçi. Öyle diyeyim. Bütün yazı serüvenim ve yayın serüvenim içerisinde temel eşlikçi, şiirsiz cümle
başlamıyor gibi bir kez bulaşınca galiba öyle oluyor. O yüzden insanlar şiir deyince hemen coşkuyla bir takım fikirlerle geliyorlar belki de. Belki de. Selen Ansa ile hazırladığınız bir kitap da elime ulaştı. Çok teşekkür ediyorum. Oradaki var olan metinleri çağın neresine denk tutarak okumamızı önerirsin bize? İpucu olsun. Evet, Locus Solus kitabından bahsediyorsun. Evet. Arka Plan diye bir dizi başlattık Arter'de. Arter Arka Plan dizisinin mantığı da şuydu. Sergiye giden süreçte küratörün okuduğu kaynaklar, beslendikleri, etkilendiği metinlerden parçaları bir araya giderek o eserleri bir araya getiren düşünceyi alıntılarla görünür kılalım. Dolayısıyla bu ilk önce sergi fikrinin en oluştuğu anda küratörü en çok etkileyen kitaplar, şiirler, aklında neler, hangi fikirler vardıysa onlardan parçalar koyduk hem de süreç içerisinde, bir sergi uzun zamana yayılan bir süreç aslında. Çalışırken, eserlerle hemhal olurken yeni yeni şeyler okuyor. O yeni okumalar bizde de bir şeyler çağrıştırıyor. Bak buna da bak diyoruz falan. Bütün bunların toplandığı böyle ekstra bir mecraya dönüştü kitap böylece. Serginin devam ettiği bir mecra gibi. Kendince deneysel şeyler de var. Mesela Locus Solus bir sergiye eşlik eden bir kitap ama sergiden hiçbir görsel yok içinde. İçindeki bütün görseller aynı konseptle başka yayınlardan seçilmiş görseller. Dolayısıyla hani hatta içinde başka sergide yer almayan sanatçıların işleri de var. Evet. Peki şimdi bir okur olarak biz bu şiir hattını neresinden yakalayacağız? Neresinden yani, başlayacağız? En son sorun bu. En zevklisi herhalde nostalji İstanbul'daysanız tabii. Nostalji kitap kafeye gidip defterleri elinize alıp bir kenarda onların tadını çıkarmak. En zevklisi bu. Ama ansızın karşınıza çıkan bir şiirle kuracağınız küçük bir anda böyle yazılar, böyle notlar da okuyorum. Beklenmedik bir anda olduğu için çok başka bir özel his veriyor. Yani evet gidilip şiir defterlerini okuyacağım, şiirleri okuyacağım diye gidilebilir ama yolda yürürken karşılaşılan şiir de başka bir his veriyor. Onu da duyuyorum, görüyorum ve tam da hayal ettiğimiz şeylerden biri olduğu için de seviniyorum tabii. Şimdi bu hemen neyi çağrıştırdı biliyor musun? Biennial'in kitapçının açılışındaki o... Bu Biennial tatlı, olgun meyvelerle kaplı ulu bir ağaç olmak yerine kuşların uçuşundan, bir zamanların bereketli denizlerinden, yer küreyi yavaşça yenileyen ve besleyen dünyadan bir şeyler öğrenme arayışında. Yani aslında bu şiir hattını da bu duyguyla okumak mümkün galiba. Galiba evet tam olarak böyle. Ve yani şiir hattına gidebilirsiniz ama o da size gelebilir gibi. Evet ve devam eder. 20 Kasım'dan evet. Sonra ya da devam eder. Edebilir. Çünkü insanlar ettirmek istedikleri zaman edebiliyor. Her şey açık. Çok teşekkür ediyoruz Süreyya Evren. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık hepinizin. Hepiniz de efendim. Değil mi ki geçmişle gelecek, şimdiki zamanda iç içe, biz de yöneliyoruz Mecidiyeköy'deki eski dut bahçelerine demiş Cevat Çapan hocamız Şiir Hattı kitabında. Efendim, şiirin mekanla buluşmasının özeti de sanki bu. Şiir güzel, arayın, bulun derim diyoruz. Ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın İstanbul Biennial'indeki gezisini, derinliğini ve şiirlerini yanınızdan eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Zeytin Dalı'ndan iyi günler.